Evet Hazal Hanım buyurun. Hazır buradan soruları alıyoruz derken hemen bir tane yakaladım alıyorum hocam. Aha. Organların hafızası var mıdır? Bir sonraki adım biraz daha ilginç. Hani organ nakli olursa bu hafıza taşınır mı diye sormuş ama ilk kısmı organların hafızası var mıdır kısmına bence bir bakabiliriz. Nereden aklınıza geldi bilmiyorum ama bazı gruplar için çok sıcak bir araştırma ve merak konusu bu. Özellikle nakledilebilir organların nakillerinden sonra insanlarda gözlenen bazı davranış değişiklikleri bunu düşündürüyor. Özellikle kalp naklinden sonra. Şimdi bir kere bir organı naklettiğinizde o aldığınız yani donörün organı aldığınız kişinin hatırasının böyle işte görsel ya da işitsel kısımlarını hiçbir şekilde transfer etmiyoruz. Yani böyle bir şey yok. Zaten beyin nakli diye bir şey henüz yapamadığımız için diğer organlarda böyle bir taşınım yok. Fakat diğer organlarda ne var? Diğer organlardaki özellikle mesela kalpten veya karaciğerden bahsediyorsak ya da böbrekten bu organlar aynı zamanda kendi çaplarında humoral karar verici. Şimdi bu ne demek? Humoral sıvısal demek. Biz humoral dediğimizde genellikle vücudun kan dolaşımı ile ilgili meseleleri kaz. Mesela nöral dediğimiz zaman sinirsel, humoral dediğimiz zaman sıvısal olanı kastederiz. Mesela hormonlar salgılar bizim organlarımız. Bu hormonlar bu sıvı ortama geçer. Vücudun uzak yerlerindeki organlara gider, onlara çeşitli mesajlar iletir. Her biri o gelen hormona farklı yanıt verir. Çünkü o hormonun alıcı tipi farklıdır o organlarda. Aynı hormonu salmasına rağmen o organ dokular farklı cevaplar verirler ona ve bu cevapların hepsi de o hormonun salgılanmasını gerektiren fizyolojik olay neyse ihtiyaç neyse onu karşılamaya ve tamamlamaya yöneliktir. Yani bedenin orkestrasyonunu sağlar bu humoral sistem. Mesela kalbimiz böyle bir organdır. Birçok hormon salar. İşte mesela bir tanesi ANP diye bir hormondur. Birçok protein faktörler salar. Bunlardan bir kısmı idrar çıkarmamızı değiştirir, bir kısmı beynimizin çalışmasını değiştirir, bir kısmı damarlarımızın genişliğini yani kan basıncımızı etkiler. Böyle bir sürü hormon vardır. Hakeza karaciğerdeki hormonların artık sayısı e, bilinmiyor, çok fazla. Ve bu organların bu salgıladıkları hormonlar kişinin vücuduna mesaj götürürken her organında kendi ritmi vardır. Yani o kişinin yaşamsal ihtiyaçlarına, genel durumuna göre ve muhtemelen yıllar içinde alıştıkları da bir bazal ritim var yani. Hepimiz doğuştan aynı ritimle gelmiyoruz. Kalp ritimlerimiz de öyle. Yaşarken işte alışkanlıklarımıza göre değişebiliyor işte yediğimiz içtiğimiz stres düzeyimiz neyse. Dolayısıyla şöyle bir teoritize edilebilir yani hiç bedenin e, maddesel kısmının dışına taşmadan e, yani bu organların bir ömür boyu bir insanın vücudundaki çalışma örüntüleri bu organların yapısında belirgin değişiklikler ya da modifikasyonlar yapmış olabilir ki yapmaktadır. Mesela benim şimdi kalbimi çıkarıp baksanız benim kalbimin sol tarafı normal bir erkek kalbine göre çok daha kalın yani sol tarafın duvarı. Sebebi de işte zamanında o çalıştığımız ağırlıklar biraz fazla kalbe yük binmesine sebep olmuş kan dolaşımı açısından. Hı. Ve benim kalbim kasıla 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 o kanı pompalamak için sol taraftaki kası ki o vücuda pompalayan yerdir o sol tarafı böyle hani kolumun kasları gibi gelişmiş Tabii bu çok iyi bir kas geliştirme yöntemi değil çünkü hani kalp yetmezliğine bile sebep olabilecek daha ileri düzeyde. Hani dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi benim bu kalbi alıp da bir başkasına takarsanız eğer bu bellek de yani bu yapıdaki bellek de o kişiye geçecek. Nedir bu bellek? Mesela o kalp attığında daha büyük bir güçle kasılacak ve daha çok kan pompalayacak. Şimdi bu bir benim kalbimin yaşanmışlığından gelen bir bellek diye düşünebilirsiniz. Yani bir, bir hatıra şeklinde değil ama bir çalışma biçimi olarak. Dolayısıyla evet böyle yıllar boyunca bir vücudun özel şartlarında belli ritimlerle çalışmış organlar bu ritimleri aktarılan kişiye de bir şekilde geçirebilir. Fakat bu çok sınırlı bir etki yapar. Çünkü verdiğiniz alıcının vücudunda da başka ritimler vardır ve hormonal haberleşmelerle bu ritim kişiye göre zaten zamanla düzenlenir ki düzenlenmeseydi o organın o bedende çalışması da çok fazla söz konusu olmayacaktı. Bir başka teori daha var bununla ilgili. Bana Gönül olarak yakın geliyor fakat bilimsel olarak nasıl sınanabileceğini bilmiyorum. İnsan bedeni biliyorsunuz bizim yaklaşık işte 7 senede bir vücudumuzdaki bütün hücrelerin değiştiğini söylerler. Süresi ne olursa olsun bir 20-30 yılda bir aslında bizim bedenimiz tamamen başka bir takım moleküllerden ve hücrelerden yapılı hale gelir. Çünkü biz yani e, atom altı düzeyde bile sürekli değişen bir maddeye sahibiz. Ama biz hala adına ben dediğimiz bir kişilik devam ederdim. Biz ölünceye kadar benim adım Sinan'dır falan gider böyle. Ben kim ben deyip hani oradaki beni de Aha. tartışmak gerekir. Aynen. De. Mesela özellikle psikolojinin ilk sınıflarındaki öğrencilerin, tıp fakültesinin ikinci, üçüncü sınıfında temeller sıralan öğrencilerin en sevdiği tartışmalardan biri. O zaman ben kim oluyorum falan gibi. Evet. Burada ona hiç girmeyelim. Aslında siz de, ben evet. de yokuz da yani moralinizi bozmayayım şimdi. O ayrı bir soruyorum bu konusu olsun. Rupert Sheldrake gibi teorikçiler diyorlar ki bu bedeni aslında bir arada tutan maddesel yapısı değildir. Maddenin dışında morfik alanlar dediğimiz alanlar vardır. Bunlar aynı manyetik alanlar gibidir ama bildiğimiz anlamda ölçemiyoruz. Yani elimizde ölçecek alet yok ve bu alanlar aynı zamanda bir bellek taşırlar. Ve bu taşınan bellek de işte organların işlemesidir, hafızamızdır, görmemiz, işitmemizdir, ne varsa bu alanlarla ilgilidir diyorlar. Çok detayını merak edenler, Sheldrake'in Türkçe'ye kitabı çevrildi. Yeni bir yaşam bilimi diye onu okuyabilirler. Ama burada söylemek istediğim eğer Sheldrake gibiler haklıysa, bir insanın kalbini aldığınızda aynı zamanda o kalbin ömür boyu maruz kaldığı morfik alanı da beraber almış olursunuz. şeyi düşünün, hani mıknatısın kuzey güney kut kutbu vardır. İkiye keserseniz ne olur? Yani ise kuzey güneyi ayıramazsınız. Her ikisi iki tane iki kutuplu mıknatısınız olur. İkisi de kendi kendine kutuplanır. Bunun gibi düşünün, vücuttan ayırdığınız bir parça, adeta bir hologramın parçası gibi, o vücudun genel belleğini taşıyor. Olabilir. Ve bunu başka bir kişiye aktardığınızda o veri geçiyor. Olabilir ama bunların hepsi olabilir güzel zihinsel sporlardır. Yok ben başkasına belleğimi vermem. Yarın işte evde tek başıma yaptığım her şey birinin zihninde bilinirse ben ne hale gelirim diye. Organ bağışından uzak durmayın. Bu öyle bir transfer değil. Organ bağışı çok önemlidir ama zannettiğimiz gibi bir zihinsel bellek transferinden bahsetmiyoruz burada. Geschildler iki siz gene bir okuyun eğer bu konulara meraklıysanız.